İşte Cübbeli Ahmed'in ya da Hüseyin Çevik'in ya da işte bu tip e, sosyal medya fenomenlerinin, bu tip böyle influencer'ların çünkü bunlara hoca denmez. Bunlara fenomen denir, influencer denir. Bu tip boomerların din diye dayattığı, İslam diye dayattığı, hadis diye dayattığı uydurmaları ele alalım tek tek. Örneğin arkadaşlar şöyle bir hadis rivayet ediyorlar. Sözde Peygamber Efendimiz demiş ki: Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 25 kat daha hayırlıdır. Sarıkla kılınan cuma namazı sarıksız kılınan cuma namazından 70 kat daha hayırlıdır. Gerçekten melekler sarıklıların cuma namazına katılırlar. Güneş batana kadar da sarıklılara selat ederler. Yani dua ederler diyor. Arkadaşlar bu İbni Neccar'ın rivayetidir ve uydurmadır. İbn Hacer Lisanül Mizan'da 3. ciltte 244. sayfada bu uydurma bir hadistir demiştir. Bunu da arkadaşlar İmam Suyuti... Zeyl e, Zeylel ahadis el mevdu'a yani mevzu hadislerin zeyli, mevzu hadislerin ele alınması kitabında belirtmiştir. Ve bunun uydurma olduğunu söylüyor. Aynı şekilde de arkadaşlar İbnül Arrak da Lisanül Mizan'da 2. cilt 159. sayfada bu hadisin uydurma olduğunu zikretmiştir. Yine ikinci bir uydurma hadise ele alalım isterseniz. Bu da arkadaşlar sözüm ona Rükane diye bir sahabe Resulullah'tan rivayet etmiş. Diyor ki Resulullah'ın şüphesiz bizimle müşrikler arasındaki fark takkeler ve takkelerin üzerindeki sarıklardır demiş. Sözde Resulullah'ın böyle söylediği rivayet ediliyor. Oysa ki arkadaşlar Tirmizi Libas bölümünde diyor ki bu hadis Hasan Garip'tir. Yani sahih değildir diyor. Hasan Garip'tir diyor. Peki bu hadisin orijinali nedir arkadaşlar? Bu hadisin orijinali bizimle müşrikler arasındaki fark namazın terkidir. Evet bu hadisin orijinali budur arkadaşlar. Yani takkeler üzerindeki sarıklar şeklindeki kısım sonradan eklenmiştir. Bundan dolayı bu hadis hasen garip bir hadistir diyor. Tirmizi sahih değildir diyor. Neden arkadaşlar? Çünkü baş avret değildir. Avret olmadığı için başı örtmenize gerek yok arkadaşlar. Kadın için baş avrettir. Erkek için baş avret değildir. Yani avret yeri olmadığı için örtmenize gerek yok. Bizim avret yerimiz göbek deliğimizle diz kapağımızın arasıdır. O yüzden kapri de giyebilirsiniz, uzun şort da giyebilirsiniz. Yani sıfır kollu elbise de giyebilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Göbek deliği ile diz kapağınızın arası kapalı olduğu müddetçe gerisi zerre önemli değildir biz sofilerin bizi yılgın bir hoşgörüyle kabul etmesine kalmadık. Ya da biz çakma tevhidçilerin bizi yılgın bir hoşgörüyle kabul etmelerine kalmadık. Biz Kur'an ve sünnet bize ne emrediyorsa onu yapalım. Bunlar ne demişse bizim umurumuzda bile olmasın değerli arkadaşlar. Kaldı ki zaten sarık ve takke takmak, işte cübbe giymek vesaire vacip olsaydı hacılar hepsi sarık giyerdi ve cübbe giyerlerdi, takke takarlardı. Ama hacılar saçlarını kazıtıp başlarını açık tutuyorlar ve hacı elbisesi giyiyorlar. Herhangi bir şekilde cübbe giymiyorlar. Sarık falan da kafalarına sarmıyorlar. Haçta hiç böyle bir tane bile insan göremezsiniz. Çünkü Peygamberimizin sünnetinde böyle bir şey yoktur. Farz olan haçta Peygamberimiz cübbesini sarığını çıkarmıştır. Eğer cübbe sarık farz olsaydı Peygamberimiz haçta da cübbe sarık giyerdi. Ama farz olan bir ibadette baş avret yeri olmadığı için hemen Resulullah oraya açmıştır. Ve rahat elbise giymiştir. O yüzden cübbe sarığın farz olmadığının ve e, Arap örfü olduğunun bir diğer delili de haçta cübbe ve sarık giyilmemesidir. Şimdi de geçelim bu konudaki üçüncü uydurmaya değerli arkadaşlar. Burada da sözde peygamberimiz demiş ki sarıkla kılınan iki rekat sarıksız kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır. Yani böyle bir sözüm ona hadis var. O şekilde arkadaşlar bu hadisi Ebu Naim rivayet etmiştir ve Ebu Naim'in bu hadisini de deylemi ondan alıntılamıştır. Hadisin ravilerinden olan Tarık bin Abdurrahman İmam Buhari tarafından hafızasının kötü bir ravi olduğu zikredilmiştir aynı şekilde İmam Hakim de müstedrekin yazarı olan İmam Hakim de bu Tarık bin Abdurrahman'ın hafızasının kötü olduğunu söyler aynı şekilde büyük muhaddislerden Es-Sahavi de bu hadisin sahih ve sabit olmadığını zikretmiştir dolayısıyla Ebu Naim'in bu rivayeti de sahih değildir yine dördüncü bir uydurmaya geçelim değerli arkadaşlar bu da İbn-i Recep Elhanbeli'nin yaptığı şerhte geliyor bu e, uydurma rivayet sözde e, İmam Ahmed'in rivayetinde geçiyor. Sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan 75 kat daha faziletli olduğuna dair bir e, hadis e, isnat edildiği söyleniyor ve bu İmam Ahmed'e soruluyor. İmam Ahmed de diyor ki hayır bu yalandır bu batıldır. Yani İmam Ahmed böyle bir hadisin olmadığını zikrediyor. Bunu da İbn Recep el-Hanbeli yaptığı şerhte İmam Ahmed'den bu nakli yaparak bu uydurmayı bize böylece açıklamış, beyan etmiş oluyor. Yine arkadaşlar bir başka uydurma hadise geçecek olursak. Bu da arkadaşlar sarıkla kılınan namazın 10.000 hasenata yani 10.000 iyiliğe denk geldiği söylenen bir hadistir. Bu da uydurmadır. Bu rivayeti Deylemi Lisanül Mizan'da Eban'dan o da Enes'ten sahabeden var ya Enes'ten rivayet etmiştir. Oysaki arkadaşlar Suyuti Zeylül Ehadisül Mevdua isimli kitabında eban itham edilmiştir diyor. Yani ebamın hadisleri sıkıntılıdır. Onu itham etmişler diyor. Ve i̇bn Arrak da tenzih-ü şeriada İmam Suyuti'nin bu sözüne tabi olarak demiştir ki evet bu hadis sahih değildir. Aynı şekilde e, muhaddislerden sahavi de El Makasit isimli kitabında e, i̇bn Hacer'den bir nakil yapmış ve demiştir ki i̇bn Hacer şöyle söyledi bu hadis uydurmadır yani sarıkla kılınan namaz 10 bin iyiliğe denktir şeklinde bir hadis yoktur diye belirtmiş değerli arkadaşlar. Bu konudaki diğer bir uydurmaya geçecek olursak bu da İbn Abbas'ın rivayetine dayandırılıyor. Sözüm ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sarık sarınız ve böylece vakarınız artsın diyor. Oysa ki arkadaşlar İmam Teberani bu hadisin ravilerinden olan Ubeydullah bin Ahmet'in metruk olduğunu söylüyor. Bu da Mecmuz rivayette geçer. 5. ciltte 19. sayfada geçer. Ve hadisin sahih olmadığını belirtiyor. Keza yine aynı şekilde 7. uydurma hadislerini ele alalım. Bunu da arkadaşlar Abdullah bin Ömer rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüm ona demiş ki Sarık sarınız. Sarık sarmaya devam ediniz. Çünkü sarık meleklerin simasıdır. Onları sırtınızda da sarkıtınız. Demiş. Bunu da arkadaşlar Teberani'ye atfediyorlar. Teberani'de böyle bir hadis geçiyor diyorlar. Fakat Darü bu hadisin ravilerinden olan İsa bin Yunus'un meçhul biri olduğunu söylüyor. Ve hadisin sahih olmadığını belirtiyor. Bu da Mecmu Zevayet'te 5. cilt 20. sayfada geçiyor. Kez arkadaşlar bir uydurma hadisi daha ele alıp konuyu bitirelim. Çok da fazla uzatmaya gerek görmüyorum bu meseleyi. Bu da arkadaşlar Ebu Bekir radiyallahu anh, atfedilen bir rivayettir. Ebu Bekir anh, sözüm ona demiş ki Allah'tan gereği gibi utanmalısınız. Bilin ki ben helaya çıktığımda bile Allah'a karşı duyduğum utanmadan ötürü başımı örterim diyor. Yani tuvalette bile kafama takya takarım, başımı örterim diyor. Fakat değerli arkadaşlar bu da uydurma bir rivayettir. Muttaki el-Hindi Kenzul Ummal isimli eserinde bunu 8518. söz olarak, hadis olarak zikretmiş ve uydurma bir hadis olarak kaynaklara da geçmiştir değerli dostlar. Bunun hiçbir sayı senedi yoktur ve Buhari Müslüm gibi sayı hadislerde de asla geçmez. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu örnekleri aslında çoğaltabiliriz bu konudaki uydurma rivayetleri çoğaltabiliriz fakat en bilinenleri bunlardı. En bilinenlerini anlatarak bu cüppe ve sarık konusundaki Arap fetişizminin önüne geçmeye çalıştık ve bunları size izah etmeye gayret ettik.